Bu akşam size enteresan bir şeyler anlatacağım. VPN'lerle ilgili ve bu anonim takılmayla ilgili enteresan birkaç şey anlatacağım size arkadaşlar. Hazırsanız ufaktan başlayalım. <laughs> Şimdi dostlar nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Güzel bir soru gelmişti geçen soru cevaplardan bir tanesinde. Onun için size güzel güzel bir anlatayım istedim. Bu VPN nedir, nasıl yapılır, ne yapılır, ne edilir, nasıl kullanılır, anonimlik nasıl sağlar bilmem ne mevzularından daha evvelden bu kanalda bu yayınlarda bahsettik. Zaten burada bir sıkıntı yok. Ama bunlar arasında bir takım değişiklikler var. Değişik terimler duyuyorsunuzdur. İşte WireGuard diye bir teknoloji duyuyorsunuzdur. Proxy Chains diye bir şey duyuyorsunuzdur. Değişik değişik işte Shadow Proxy diye bir şey duyuyorsunuzdur bilmem de. Böyle bir sürü şeyler duyuyorsunuzdur. Onlar nedir? İşe yarar mı? İşinizi çözerler mi? Farklı şeyler mi? VPN'den farkları nedir? Onlardan bir bahsedeyim istiyorum bu akşam. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum var. VPN nasıl çalışıyor diye ben size birçok kez anlattım. Gidiyorsunuz bir VPN sunucu var. Buradan o VPN sunucuya bağlanıyorsunuz. Sonra o VPN sunucunun IP adresiyle internete bağlanıyorsunuz. Siz buradan ISP'den çıkarken geçtiğiniz router'lar, ondan sonra VPN sunucunun önündeki router ve VPN sunucunun kendisi üzerinde bütün bu erişiminiz loglanıyor. Bunu unutmayın tamam mı? Yani hangi VPN alırsanız alın, sizin o VPN sunucusunda, o VPN sağlayıcısında NordVPN, ExpressVPN hepsinde arkadaşlar sizin kaydınız tutuluyor mutlaka. Kaydınız tutulduğu için de arkadaşlar sizle ilgili ISP'ler bir fikir sahibi olabiliyor. Hangi web sitesine, hangi nereye bilmem nereye gittiğinizi bilmeseler bile mutlaka o bağlantıdan bilgi sahibi oluyorlar. Bu bağlantıyı sağlayabilmek için bizim bazı protokoller kullanıyoruz. OpenVPN ile bağlanıyoruz. OpenVPN VPN'le bağlanırken L2TP kullanıyoruz, IPsec kullanıyoruz, bilmem ne kullanıyoruz. Bir sürü farklı aradaki tüneli enkript eden protokoller kullanıyoruz arkadaşlar. Bu kullandığımız protokollerde bizim o erişim esnasında daha hızlı olmamızı veya olmamamıza neden olan aradaki bağlantılar. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Buraya kadar her şey normal. Diyelim sizin bir VPN protokolünüz var. Bir şekilde VPN'le bağlanıyorsunuz. Normal bir hesabınız var ve bu buradan normal bağlantı hesabı yapıyor diyelim. Bu bağlantı ne yazık ki günümüz şartlarında çok hızlı değil. Paketler tek tek açılıyor. Encrypt ediliyor. Tekrar basılıyor. Tekrar gönderiliyor. Bilmem ne falan filan. OSI'de şöyle bir hikaye vardı. Belki hatırlarsınız. Encapsulation diye bir şey var. Encapsulation şu işe yarıyor arkadaşlar. Bir paket sizin önünüze gelmeden evvel bir data. Sizin önünüze gelmeden evvel önce OSI'de 7 katman içerisinde yukarıdan aşağı doğru iniyor. Yukarıdan aşağı doğru inerken her bir katman kendisi bir parça ekliyor. Paketin önüne arkasına sağına soluna her tarafına bir şeyler ekliyor. Aynı bir zarf gibi düşünün. Her bir mektup gittiği postanede hani dağıtım merkezinde bir damga yiyor ya. Onun gibi her katman bilgisayardaki her katmanda pakete bir damga vuruyor. VPN hikayesinde de şöyle bir şey var. Paket yukarıdan aşağı inerken VPN'in içine giriyor. TLS 4'te olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 4'te giriyor içine abi. Ondan sonra gittiği yeri kimse göremiyor. Aradaki hiç kimse hiçbir şekilde damgaları göremiyorlar. Bu şekilde diğer tarafa gidiyor paket. Diğer tarafta da bu paketin encryption'ı decrypt ediliyor. Yani o şifreleme çözülüyor. Ondan sonra paketin içi okunuyor ve öyle geçiş sağlanıyor. Bu işlem bir işlemci gücü, bir işleme gücüne ihtiyaç duyduğu için oldukça uzun sürüyor. Aslında bu milisaniyeler bazında uzun sürüyor. Hani yani böyle şey uzun sürmüyor. Hani böyle günlerce sürmüyor tabii ki. Milisaniyeler bazında uzun sürüyor. Tamam mı dostlar? Bu uzun sürüyor diye yeni bir VPN protokolü çıkardılar. 2019 yılının sonlarına doğru. Adı da WireGuard diye bir şey. WireGuard çok daha hızlı, çok daha efektif bir şekilde çalışıyor. Ve işte efendim dediler ki bu OpenVPN'i bitirecek. Mah ...affedecek ortalığı, çok güzel olacak falan dedi. Vay dedim arkadaş ne kadar güzelmiş... ...böyle bir başarı, ne kadar iyi falan diye. Okuyorum, inceliyorum falan. Abi şunu gördüm. Yavaş yavaş önce Turkcell... ...sonra Vodafone, sonra Türk Telekom... ...çatır çatır banlamışlar önce bunu. Ne hatta bu Linux kernel'ına falan embed olmuş çok daha hızlanmış ama o direkt Türkiye'de yasaklanmış sonra da arkadaşlar Türksel gidiyor throttling yapıyor yani hız denetlemesi ve maskeleme yapıyor yavaşlatıyor abi bu sefer de WireGuard kullananları ama WireGuard kullanımı da şu işe yarıyor mesela oyun oynarken 10 ping falan hızlanmanı sağlıyor böyle de güzel bir özelliği var bunlar abi şuna bakıyorlar paketlerin maske adında başında header'ında footer'ında falan WireGuard'ın imzaları varsa direkt durduruyorlar Birisi şöyle bir yol bulmuş. İşte paketin header kısmını direkt anonimleştirebiliyorsun. Öyle bir şey yapmışlar. Öyle temizlemişler. iş çözülmüş. Adamlar da işte yavaş yavaş bütün Türkiye'de bunu bloklamışlar. Ulan dedim bu nasıl iş? Böyle saçmalık mı olur? Ama öyle abi. Adamlar engellemişler. Güzelim teknoloji kullanılamıyor doğru Türkiye'de şu anda. Anca böyle UDP Unmask ile işte UDP Stripper temizleyeceksiniz işte header'ları. Ondan sonra belki. Ama DPI ile falan mutlaka bakıyorlar. Şeyde de şöyle bir şey var. Mesela enteresan. Bütün VPN'lerin çoğuna da bloklama gelmiş durumda Türkiye'de. Yani VPN'le internette gezme olayı ciddi anlamda büyük sıkıntıya dönüşmüş durumda Türkiye'de. Böyle ilginç bir durum var arkadaşlar. Yasaklı siteler, engelleri sitelere erişmesin milletler, bypass etmesinler diye bütün ISP'ler yasaklıyor. Bunun üzerine insanlar da ne yapıyorlar abi? Proxy'ye yöneliyorlar. Proxy'de ne biliyor musunuz? VPN'de nasıl sizin bütün internetinizi hani tüm internet bağlantınızı şeye çeviriyor ya, enkript ediyor ya. Proxy'de şu abi. Encrypt mencrypt olduğu kadar idare edeceksiniz artık. Çok fazla değil. Sizi alıyor abi. Sadece browser'ınızın işte tarayıcınızın ekranını trafiğini gönderiyorsunuz başka bir yere mesela. Veya başka bir portu başka bir uygulamayı uygulama bazlı gönderiyorsunuz. Başka bir internet tünelinin içinden. Buna da proxy deniyor. Basit anlatıyorum. Bir sürü şey var da. Bu en temel anlatımı. Abi Shadow Proxy diye bir uygulama var. Bu GitHub'da falan da var bunlar. Kurabiliyorsunuz. Çin'de çok kullanılıyor. Shadow Proxy'yi kullanan adamları engelleyemiyorlar daha. Çünkü Hani içindeki listeler misteler bilmemler daha güncel ve Çin'de falan çok yoğun kullanıldığı için o büyük firewall'u açmak için çok güncel oluyor. O yüzden de onu da engelleyemiyorlar. Mesela Opera VPN dediğiniz şey aslında bir VPN değil. O bir proxy. O da çalışıyor hani. O, o da işinizi görüyor. Ondan sonra şey var mesela. Şey sormuşsunuz işte mesela. Kaspersky VPN. ExpressVPN. VPN. Abi bunlar iyi mi kötü mü? Abi bütün VPN firmaları günün sonunda aynı noktada. Eğer Kaspersky kullanıyorsan güzel. Nord kullanıyorsan güzel. Bilmem ne kullanıyorsan güzel. Ne kullan? Sen kullan. Güzel. Ta ki sen bunun anonimlik vermediğini, seni anonim yapmadığını, seni kanunsuz işler yapmaya kalktığın zaman senin patlayacağını bilmen için önemli. Her türlü patlarsın abi. VPN kullanıyorsan senin bilgilerin VPN sağlayıcı tarafından mutlak suretle dağıtılır arkadaş. Dağıtılması için kanun koyucular istediği anda küt diye bu adamlar bunu verirler. Verdikleri anda da sen yan basarsın. Bu kadar basit. Bizim ISP'lerden gizleyen yeter. Onu gizler. Onda bir sıkıntı yok. E o zaman da VPN'e gerek yok. Bedava proxy kullan yani. Veya warp kullan. Warp 1 1 1 1 var. 1.1.1.1. Onu açın abi web sitesini. Görün nasıl çalıştığını. Krallara layık. Ha oyun oyun oynatmaz size ama canavar gibi istediğiniz interneti gezersiniz yani. VPN tarafında da böyle baktınız. Bu işler düzgün çalışmıyor. Warp'a geçtiniz bilmem ne. Keyfinizde alamadınız falan. Diyorsunuz ki o zaman ben proxy yapacağım. Shadow proxy'yi kuracağım. Çakacağım abi kendi serverlarıma. Oradan da takılacağım. Yapabilirsin güzel kardeşim. Girersin bir tane şey kurarsın. Digital Ocean'dan bir tane Makine kurarsın. Shadow Proxy'de basarsın. Oh ister Amerika ister Frankfurt. Kafana göre pingsiz pingsiz aslanlar gibi takılırsın. Mis gibi gidersin. Proxy'den işi çözersin. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kaçar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.